Bu videomuzda ilaçların farmasötik şekillerini göreceğiz. Daha önce de söylemiştik ki ilaçlar katı farmasötik şekillerde veya sıvı veya yarı katı farmasötik şekillerde olabilirler. Bir kitapta ağızdan alınan katı farmasötik şekillere bakacağız. Ağızdan alınan katı farmasötik şekilleri tablet, hap, draje, pilül, kapsül, kaşe, toz yani pudra, ee, paket ve pastil şeklinde ne yapabiliyoruz? Sınıflandırmasını yapabiliyoruz. İlk kitapta tablete bakalım. Tablet, köpüren tablet ve çiğnenen tablet gibi şekilleri olan bir ilaçtır arkadaşlar. Daha sonra hap diyoruz. Hap bir veya daha fazla etken madde içerir. Yani haplarda en az bir veya daha fazla etken madde bulunmaktadır. Toz halindeki ilaçların çeşitli bağlayıcı maddeler ile karıştırılarak özel makinelerde sıkıştırılması sonucunda elde edilmektedir. Haplar ağız yoluyla alınır ve kolay tanınması için farklı renklerde veya farklı şekillerde üretilebilir. Hapların yutulan, e, dil altına konulan, emilen, çiğnenen veya suda çözünen türleri bulunmaktadır. E, haplar arkadaşlar e, kaplama veya kaplara kap, kaplama veya kapsül gibi işlemler uygulanabilir. O halde hapları tekrar edecek olursak hapların içerisinde bir veya daha fazla etken madde bulunur. Toz halindeki ilaçların çeşitli bağlayıcı maddeler yardımıyla karıştırılıp özel makinelerde sıkıştırılması sonucunda elde edilmektedir. Haplar ağız yoluyla alınır. Kolay tanınması için farklı renk ve şekillerde üretilebilir. Hapların farklı türleri vardır. Yutulan türleri, dil altında konulan, emilen, çiğnenen veya suda çözünen türleri bulunmaktadır. Haplara aynı zamanda kaplama veya kapsül gibi işlemler de uygulanabilir. Diğer katı farmastik ilaçlarımız drajedir. Draje ise tabletlerin şeker veya çikolata ile kaplanmış halini biz ne diyoruz? Draje diyoruz. Tekrar edecek olursak tablet tarzı ilaçların üzerinin şeker veya çikolata ile kaplanmış haline draje denilmektedir. Drajelerin tadı acı olduğu için yani tadı acı olan tabletlerin kolay bir şekilde alınmasını sağlamak için üzerinin koruyucu şeker veya çikolata ile kaplanmış şeklidir arkadaşlar. Yani ee, tada acı olan tabletlerin üzerinin hani vücut tarafından kabul edilebilir hale gelmesi için koruyucu şekerle veya çikolata ile kaplanmış haline ne diyeceğiz arkadaşlar? Draji diyeceğiz. Diğer katı farmastik ilacımız ise pilüldür. Pilül ise toz halindeki e, etken maddenin küçük küreler şeklinde getirilmiş formuna diyoruz. Tekrar olursak toz halindeki etken maddenin küçük küreler haline getirilmiş şekline pülül denilmektedir. Diğer katı farmostik şeklimiz kapsüldür. Kapsül ise lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen katı veya sıvı ilaçların kolay alınmasını sağlayan zeytin veya silindir şeklindeki koruyuculara biz ne diyoruz arkadaşlar kapsül kapsül tarzı ilaçları görmüşüzdür muhakkak Tekrar edecek olursak bunların yani lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen katı veya sıvı ilaçların vücut tarafından kolay bir şekilde alınmasını sağlamak için zeytin veya silindir şeklindeki korucular ile kaplanmış şeklinde biz ne diyoruz? Kapsül diyoruz. Diğer katı farmasötik ilacımız kaşedir. Kaşe ise lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen ilaçların koyulması için hazırlanmış Un'dan veya nişastadan yapılan yassı silindirik şeklindeki koruyucu e, tarzındaki ilaçları da biz ne diyoruz? E, Yaz e, e, kaşe diyoruz arkadaşlar. E, diğer e, katı farmastik ilacımız ise toz yani pudradır. Toz pudra dediğimiz e, sentetik veya doğal kaynaklı çeşitli ilaçların toz haline getirilebilecek getirilerek Kaşık veya diğer ölçekler ile ağızdan alınan şeklinde biz ne diyoruz? Toz yani pudra diyoruz. Tekrar edecek olursak, sentetik kaynaklı ilaçların veya doğal kaynaklı ilaçların e, kaynaklı ilaçların e, bunların toz haline getirilip kaşık yardımıyla veya diğer ölçekler yardımıyla ağızdan alınan e, tipine e, ne diyoruz biz? Toz yani pudra diyoruz. Diğer katı farmostik ilacımız ise pakettir. Paket ise toz halindeki ilaçların bir kullanımlık dozlar halinde kağıttan yapılmış küçük koruyucu kılıflara konularak hazırlanan ilaç türlerine biz ne diyoruz? Paket diyoruz. Paket toz halindeki ilaçların bir kullanımlık dozlar halinde kağıttan yapılmış küçük koruyucu kılıflara konularak hazırlanan ilaçlara paket diyoruz. Diğer katı formulistik ilaçımız ise pastildir. Pastilde yine toz halindeki ilaçların yapıştırıcı maddeler yardımıyla arkadaşlar e, oluşturulmuş tatlandırılmış formlara biz ne diyoruz? Pastil diyoruz. Pastilde toz halindeki ilaçlar yapıştırıcılar ile e, birbirlerine yapıştırılıp tatlandırılmış e, formuna denilmektedir. Sonuç itibariyle arkadaşlar katı haldeki ilaçlar silindirik olabilir, disk şeklinde olabilir veya tablet gibi şekillerde olabilir. O halde katı farmastik ilaçları tekrar edelim. Ağızdan alan, alınan katı farmastik ilaçların e, belli başlı tiplerinin tablet, hap, draje, pilül, kapsül, kaşe, toz pudra, paket ve pastil olduğunu söyledik. Tabletlerin ise köpüren tablet ve çiğnenen tablet olmak üzere farklı şekillerinin olduğunu ifade ettik. Haplar ise içerisinde bir veya daha fazla etken maddenin bulundurduğunu, toz halindeki ilaçların çeşitli bağlayıcı maddeler yardımıyla karıştırılıp özel makinelerde sıkıştırılması sonucunda elde edilmektedir. Haplar ağız yoluyla alınır. Kolay tanınması için farklı renklerde ve şekillerde üretilmektedir. Hapların yutulan, dil altına konulan, emilen, çiğnenen veya suda çözünen türleri bulunmaktadır. Ayrıca haplar, kaplama veya kapsül gibi yani haplara kaplama veya kapsül gibi işlemlerde uygulanabilir. Draje ise yine katı farmastik şekillerdeki bir ilaçtır. Bu drajeler ise tabletlerin şeker veya çikolata ile kaplanmış haline denilmektedir. Bunların tadı acı olduğu için tabletlerin kolay alınmasını sağlamak için Üzerinin koruyucu şeker yardımıyla veya çikolata yardımıyla kaplanıp vücuda alınmasını kolaylaştıran bir ilaç tipidir. Yani tabletlerin tabletlerin tatları acı olduğu için bu tabletlerin üzerinin şeker yardımıyla veya çikolata yardımıyla kaplanıp vücuda alınmasını sağlayan ilaç tipidir. Diğer katı farmastik ilacımız pilüldür. Pilülde ise toz halindeki ilaçların etken maddelerinin, küçük küreler şekline getirilip e, for, getirilmiş formuna pilül denilmektedir. Kapsül ise lezzeti ve kokuları hoşa gitmeyen katı veya sıvı ilaçların kolay alınmasını sağlayan zeytin veya silindir şeklindeki koruyucular yardımıyla kaplanmış e, tipine biz ne diyoruz? Kapsül diyoruz. Kaşe lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen ilaçların e, ilaçları koymak için hazırlanmış Undan veya nişastadan yapılan yassı silindirik şeklindeki koruyuculara biz kaşe diyoruz. Toz yani pudra, toz pudra, sentetik veya doğal kaynaklı çeşitli ilaçların toz haline getirilip kaşık yardımıyla veya diğer ölçekler yardımıyla ağızdan alınan tipine biz ne diyoruz? Toz pudra diyoruz. Paket ise yine toz halindeki ilaçların bir kullanımlık dozlar halinde e, kağıttan yapılmış küçük koruyucu kılıfları konularak hazırlanmış şeklinde biz ne diyoruz? Paket diyoruz. Pastiller yine toz halindeki ilaçların yapıştırıcılar yardımıyla birbirlerine yapıştırılıp tatlandırılmasıyla oluşan formuna da pastiller diyoruz. Katı farmastik ilaçlar yani katı haldeki ilaçlar silindirik şeklinde, disk şeklinde veya tablet şeklinde olabilir. Diğer konumuz ise sıvı, farmasötik sıvı farmasötik ilaçlardır. Sıvı farmasötik ilaçlar solüsyon yani çözelti, süspansiyon ve emisyon olabilir. Şurup, pasyon, merhem yani pomat ve ampül şeklinde olabilir. İlk etapta solüsyon yani çözelti diyelim. Solüsyon ilacın etken maddesinin su, bitkisel yağlar, başka bir çözücü ile çözülmesiyle hazırlanmış şeklinde biz solüsyonlar diyoruz. Solüsyonlar ağız içerisinde uygulanan solüsyonların ağız içerisinde uygulanan tiplerine ise gargara denilmektedir. Solüsyonlar için tekrar edecek olursak ilaçların etken maddesinin su, bitkisel yağlar, başka bir çözücüde çözülmesiyle hazırlanarak oluşturulan ilaç tipidir. Bunların ise ağız yoluyla ağız içine uygulanan şekline de gargara denilmektedir. Süspansiyon ve emisyon birbiri içerisinde çözülmeyen iki fazla sistemlere biz süspansiyon veya emülsiyon tipi ilaçlar diyoruz. Şurup Şuruplar %60'dan fazla şeker içeren ve sıvı formdaki ilaçlardır. Yani bu tanımda şunu söyleyebiliriz. Demek ki şurubun içerisinde %60'dan fazla ne vardır? Şeker vardır. Şekli nedir arkadaşlar? Sıvıdır. O halde %60'dan fazla şeker içeren sıvı formdaki ilaçlara biz şurup diyoruz. Konsantre çözeltiler halinde hazırlanmaktadır. Bunlar süspansiyon şeklinde veya emülsiyon şeklinde olabilir. Bunlar kullanılmadan önce çalkalanarak arkadaşlar etken maddesinin dağılması ne yapıyor? Sağlanıyor. Özellikle de şuruplar çocuklar için kullanılmaktadır. Ee, yukarıda da söylediğimiz gibi şurupların şekli nedir arkadaşlar? Sıvı halde hazırlanmaktadır. Etken maddesi acı olduğundan dolayı bunlar içerisine arkadaşlar bol şeker katılır ve böylelikle vücut tarafından kabul edilebilir hale getirilmesi sağlanır. O halde şurubu tekrar edelim. %60'dan fazla şeker içeren sıvı formdaki ilaçlara biz şurup diyoruz. Konsantre çözeltiler halinde hazırlanır. Bunlar süspansiyon veya emisyon şeklinde olabilir. Kullanılmadan önce çalkalanarak etken maddenin dağılması sağlanmaktadır. Özellikle de çocuklar için kullanılır. E, sıvı formda bulunmaktadır. Etken maddesi acı olduğundan dolayı bol şeker ilave edilerek vücut tarafından kabul edilmesi sağlanmaktadır. Diğer sıvı farmasötik ilacımız ise pozisyondur. Az miktarda şeker içeren içinde etkili maddenin veya etken maddenin çözülmüş olarak bulunduğu sıvı ilaç formuna da pozisyon denilmektedir. Yani pozisyonlarda, pozisyonlarda çok az miktarda ne vardır? Şeker vardır. Ve bu şeker e, içerisinde etken maddenin çözülmüş e, haline biz ne diyoruz? Fosyon diyoruz. Diğer e, ilacımız isim merhem yani pomattır. Ya. Merhem ve pomatlar merhemin diğer ismi pomattır arkadaşlar. Etken maddelerinin vazelin veya e, lanolin gibi sıvı yağlar ile karıştırılmasıyla oluşmaktadır. Dışarıdan sürülerek kullanılır. Bunlar e, yarı katı emisyon jel şeklinde veya losyon şeklinde bulunan neyi vardır arkadaşlar şekilleri vardır Bunlar arkadaşlar yağ bazda olan yarı katı formdaki ilaçlardır aktif maddeleri emilim yoluyla vücut tarafından alınır vücuda cilt ve mukoza yoluyla ne yapılıyor alınıyor yarı katı formdaki ilaçlardır yani biz bunlara aynı zamanda ne diyoruz arkadaşlar yarı katı ve merhem ve pomatlara Yarı katı formdaki ilaçlar diyoruz. Merhemin diğer adının pomat olduğunu zaten söyledik. Yine bunlar nedir arkadaşlar? Haricen kullanılmaktadır. Ampüller ise özellikle enfeksiyon uygulamalarında kullanılan ilaçların saklanmasında kullanılmaktadır. Bu tip ilaçlar kanser, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır arkadaşlar. O halde sıvı formüsteki ilaçları tekrar edecek olursak tüm farmasötik ilaçların solüsyon yani çözelti süspansiyon emisyon, şurup pasyon merhem yani pomat ve ampulden oluştuğunu ifade etmiştik solüsyon dediğimiz yani çözeltiler bu ilaçların etken maddelerinin e, su bitkisel yağ ve başka bir çözücü de çözülmesiyle hazırlandığını söylemiştik e, bunlar e, bunların ağız içi ağız içinde uygulanan kısmına veya şeklini ne diyoruz gargara diyoruz Diğer ilacımız ise süspansiyon ve emisyondur. Bunlar birbirlerinin içerisinde çözülmeyen iki fazla sistemlerdir arkadaşlar. Şuruplar ise %60'dan fazla ne içeriyordu? Şeker içeriyordu. Yine bu da sıvı formdaki bir ilaçtır. Şuruplar konsantre çözeltiler halinde hazırlanmaktadır. Şuruplar süspansiyon veya emisyon şeklinde olabilirler. Bunlar kullanmadan önce çalkalanarak etken maddesinin dağılması sağlanmaktadır. Özellikle de çocuklar için kullanılmaktadır. Sıvı halde bulunan bir ilaçtır. Etken maddesi acı olduğundan dolayı bol şeker ilave edilerek vücut tarafından kabul edilebilirliği sağlanmaktadır. Diğer ilacımız ise pansiyonlardır arkadaşlar. Bu ilaçlar ise ağızda az miktarda şeker içeren içinde etkili maddenin çözülmüş olarak bulunduğu sıvı ilaçlara biz ne diyoruz? Pansiyon diyoruz. Diğer ilacımız ise merhem veya diğer ismiyle de pomattır. Yani merhem karşımıza, pomat olarak da çıkabilir. Bunların etken maddelerin etken maddelerinin eee vazelin veya lanolin gibi sıvı yağlar e, ile karıştırılıp hazırlanmasıyla meydana getirilen ilaçlardır. E, bunlar dışarıdan sürülerek kullanılmaktadır. Yarı katı emisyon jel veya losyon şeklinde bulunanı da e, vardır arkadaşlar. Yağ bazlı olan yarı katı formdaki ilaçlardır. Yani bu pomat ve merhemler yağ bazlı ve yarı katı formdaki ilaçlardır. Bunların aktif maddeleri emilim yoluyla vücuda alınır. Vücuda cilt ve mukaza yoluyla alınmaktadır. Yarı katı formdaki ilaçlardır. Merhemin diğer adına biz pomat diyoruz ve bu ilaçlar haricen kullanılmaktadır. Amfüller ise özellikle enfeksiyon uygulamalarında kullanılan ilaçlardır. E, bu ilaçlar, bu tip ilaçlar, kanser, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Arkadaşlar, ilaçların birçok yan etkisi vardır. E, yanlış ve gereksiz yere ilaç kullanımı insan sağlığını e, oldukça zarar verebilir. E, i̇lacın vücutta istenmeyen tepkimeleri, neden olmaması için kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir ilaçların reçete edilmiş olmasına ilacın dozajına dozaj aralıklarına uygulanma şeklini saklama koşullarına kesinlikle dikkat edilmelidir steril ampul şurup damla Bunlar sıvı formdaki ilaçlardır sıvı formdaki ilaçların etken maddelerinin emilimi katı ve yarı katı ilaçlara göre daha hızlıdır. Yani sıvı formdaki ilaçlar vücut tarafından daha fazla daha erkenden e, tepkime, tepkimeye sebep olabilir. Steril ampuller damar veya kas arasında uygulanmaktadırlar. Cilde sürülen ve etken maddesi emilim yoluyla vücuda alınan ilaçlara biz ne diyoruz? Yarı katı ilaçlar diyoruz. Yarı katı ilaçlar cildi yumuşatmak, cilt hastalıklarını iyileştirmek, uçukları tedavi etmek amaçlı kullanılmaktadır. Farklı ilaç formlarının özelliklerine bakacak olursak, farklı ilaç formlarının temel özellikleri birbirinden farklıdır. Enjekte edilen ilaçların ozmotik basıncı çok önemlidir arkadaşlar. Enjeksiyon çözeltilerinin izotenik özellikte olması gerekmektedir. İzotenik çözeltiler ise kan sıvısı, gözyaşı gibi vücut sıvıları ile ozmotik basınca sahip olmalıdır. Ee, şöyle diyebiliriz arkadaşlar, tabletlerin erişimine kullanılan şekerler, gliko, sorbital, tuz, nişasta, serilosu, laktoz, laktoz gibi maddelerin etken maddelerin e, maddeleri e, ne yapmalıdır arkadaşlar? Etken maddelerin yapısını e, bu maddeler bozmamalıdır. Genellikle etken madde içermeyen fakat koku verici maddeler içeren şuruplara biz daha önce de söylemiştik aromalı şuruplar diyoruz. Bunlar koku ve tat düzeltmek için taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Tedavi edici bir etken maddesi içeren şuruplara da şuruplara da etken maddeli şurup diyoruz. O halde bu kısmı tekrarlayacak olursak steril ampul, şurup ve damla sıvı formdaki ilaçlardır. Sıvı formdaki ilaçların etken maddesinin emilimi katı, yarı katı ilaçlara göre daha hızlıdır arkadaşlar. Steril ampul ise damar veya kas arasına uygulanmaktadır cilde sürülen etken maddesi emilim yoluyla vücuda alınan ilaçlara biz yarı katı ilaçlar diyoruz. Yarı katı ilaçlar cildi yumuşatmak, cilt hastalıklarını iyileştirmek, uçukları tedavi etmek amaçlı kullanılmaktadır. Farklı ilaç formlarının özelliklerine bakacak olursak, farklı ilaç formlarının temel özellikleri birbirinden farklıdır. Enjekte edilen ilaçların ozmotik basıncı önemlidir enjeksiyon çözeltilerinin izotenik özellikte olması gerekmektedir. İzotenik çözeltiler kan sıvısı, gözyaşı gibi vücut sıvıları ile eş ozmatik basınca sahip olmalıdır. Yani bunların bu çözeltilerin ee, ne olması gerekir arkadaşlar? Kan sıvısı ve gözyaşı gibi vücut sıvıları ile eş ozmatik basınca sahip olması gerekir. Tabletlerin eldesinde kullanılan şeker, glikoz, sorbital, tuz, Nişasta, selüloz, laktoz gibi maddelerin etken maddelerinin yapısı e, bu maddeleri, bu maddeler daha doğrusu etken maddelerin yapısını bozmamalıdır. Genellikle etken madde içermeyen fakat koku verici maddeler içeren şuruplara biz aromalı şuruplar diyoruz. Bunlar koku ve tat düzeltmek amacıyla taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Tedavi edici bir etke, etken maddesi içeren şurupları ise etken madde, etken maddeli şuruplar denilmektedir.